geliyor, kurt geliyor. Şöyle yapalım şunu da. Evet, bakalım mı şu Ronaldo olayına ya? Kim bu serseriler ya? Sen geri zekalı mısın? Video değil ki bu. Dinle dinle. Müzik güzel ama bak. Ronaldo ananı mı sikti? Orospu çocuğu. Tavşan dişli sinsi. Ronaldo senin. Ananı mı sikti? Erik ten Hag'ın. Karısını namı. Ronaldo kesin ananızı sikti. Küçükken 10 euroya pazardan aldığın Ronaldo forması. Forması Ronaldo affetse de affetmez seni. Portekiz'in arması. Çalım desen yok. Şutun bok gibi. Tipin sik gibi. Yarram Bernardo Silva senden daha iyi. Senisin spiç. Orospu çocuğu. Allah Allah. Çağrı bu arada video boyunca hep güldüm ancak mikrofonun üstündeki dokunmatik açma kapatma düğmesi kapıya koydu. Oğlum siktir git ya, artık övme yeter amına koyayım, yalama ya. Hasta mı ne ya? Tamam git. Bütün gün oyna oynuyorsun kendini. Lan mikrofonu alacak ağzına ya. Manyak sapık ya. Nesrin'in makyaj mı? Benziyor ha. Kolay benzeyebilir ya. Neresi benziyor baba? Nasıl benziyor oğlum ya? Nasıl benziyor abi? Hiç alakası bile yok. Nasıl benziyor abi? Benzemiyor benziyor. Kaş ve göz yapısı andırıyor sen bayağı. Sen İbrahim sen kafa gitti sen. Bir gözlerini kapat. Baba bu benzemiyor ya. Benzemiyor oğlum, bir dakika diyor. Hiç benzemiyor. Nesrini ben şeye benzetiyorum dayı. Bir tane sevdiğim yayıncı var. Ebony One, ona benziyor Nesrin. Andırıyor. Vallahi andırıyor lan yüzü gözü. Aa, harbi şaka yapmıyorum. Ya salak gerizekalı. Aman abi, aman abi. Lan Mami aptalı. Abi yorum okusaydın bari. Neydi lan, kaçırdım. Ya bir şey repesi yapsana lan, tekrar açıp normal Ege denemiş tepkisi versene. Ne tepkisi? Ege tepkisi versene, aynı linki bir daha aç. Bir daha açarsan banlanırız. Patronu için almış, patronu için. Banlanırız. Bir seferlik ya. 450 TL aldım ama iç gösteri eğilince bana da iş arkadaşım Cafer Bey söyledi ve patronum iş yerindeki beylerin rahatsız olduğunu belirtti. Öyle fark ettim. Dul olunca uyaracak kimse olmuyor. 37 yaşındayım ve vücudum çok güzel olduğu için çok yakıştı oysa. Ah be Cafer Bey. Amerika'da içeceklere para vermiyorsunuz. Bardağa para veriyorsunuz. Yani size şöyle anlatayım arkadaşlar. Şöyle bardak alın arkadaşlar. 1 dolar sanırım medium. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Burada istediğiniz kadar doldurabiliyorsunuz. Biz ne alalım? Dr. Pepper yok. Coca-Cola alalım. Atıyorum 1 dolar 90 sent tuttu bu bardak. İçeceğe vermiş olmuyorsunuz bu parayı. Bardağa veriyorsunuz. Çünkü bu bardak olduğu sürece istediğiniz kadar içecek içebilirsiniz. İbrahim. Hatta bunu eve götürün. Yarın gelin. Oğlum bu evrim ağacı değil mi ya bu çocuk? Eve götürme var mı? Eve götürme var mı? Yes sir. Yine içebilirsin. Para ödememiş olursun. Çağrı bu çocuk MacBook aldı, oyun yüklenmiyor diye 14 gün sonra iade etti biliyor musun geri? Harbi mi? Evet o oyun. 25. kez dolduruşu biraz. Yüklenmemiş oyun geri iade etti. Ben full zarar. Bir daha döküp döküp dolduruyor. Rahatsız.
Kinliyon kalamı grubunu. İbadet. Evet, estağfurullah. Heh, gelelim şu piç kurusuna. Gariban Ronaldo ya. Cancelo'yu direkt sattım. Çıkardım takımdan. Bir de Bruno Fernandes diye bir piç kurusu var. Onu hiç söylemem abi. Hayır yok yok. Bu ne yapıyor abi? Bu ne burada ya? Dövüyor ama. Soğuk yapıyorlar baba Ronaldo'ya işte. Abi bu olayı bir de böyle kesip paylaşmışlar. Ronaldo burada kavgayı ayırmış. Olayı sakinleştirmek için yanına gitmiş böyle. Bu yani olay. Ama böyle kesip paylaşmıyorlar sanki Ronaldo dövmeye gitmiş gibi. Diğerine ne diyorsun Mami? Elini Ronaldo dövmeye gitmiş gibi mi? Hiç öyle anlaşılmıyor. Oğlum ben bu Ronaldo şaka. Diğerinde de elini sıkmıyor abi adam. Daha ne olsun dayı? Bu Mami fena bir Messi fanı ha bu arada. Yani hayır çok... burada Ronaldo yapıyor. Doğruluk payı yapana... yok o yüzden dediğinin. Hayır benim burada ben şey söylemiyorum. Ronaldo'yu desin. Ronaldo, burada Ronaldo bak diyorum şimdi, abi. Bak Mami'şim. İstersen Messi'ci ol, istersen Ronaldo'cu ol. Bu fark etmez. Messi'ciyim ama burada Ronaldo'yu tamam, yedirme abi. Tamam Messi'ci olabilirsin. Bruno Fernandes'i. Tamam. Bu Cancelo'yu da sikerim şimdi burada. Ronaldo gibi adama. Oğlum sakin ol. Cancelo'yu satacağız mı bugün? Mecbur abi. Bu adam Ronaldo'cu oğlum. Bir tansiyonlar bu kadar hızlı yükselip düşmese keşke ya. Baba Mami her gün Twitter'da geri sayıyor 5 gün kaldı 3 gün kaldı diye. Tabii Mami her gün kim kanka? Allah! Ne? Gerçek değil lan yok. Öyle, geri sarıl- yok, geri yok. Sarılmış video bence de. Karaman gerçek mi bu? Photoshop mu? Tam da adamına sordu Karaman'ım. Baksın gerçek bu babi. Gerçek değil gerçek. Karaman bir bizim çocuklara sordursun dedi bu. Hemen bir senin. Kendi yapmıyor ama görüşmüşsün. Ya ama da ayıp ediyorum valla bak. Hayır teyze zaten hep öyle iniyor. Baksanıza üstüne atlıyor bilerek. Aaa! Nasıl bir rap? Oğlum bu çok efsane ya. Oğlum çok iyi kurtarışlar ha. Bu bayağı iyi. Kartal kapıyor değil mi bunlar? Ha? Evet tutmasa kartal kapıyor. O değilmiş Mami. Soyurken uyandı lan. Reflex. Allah. Ne? Abi bebekler cep hizasından düşerse bir şey olmuyormuş. Doğru. Doğru. Vallahi doğru dayı. Cep hizası derken yani bu adamın boyu uzun ama. Baba bebeklerdeki kıkırdak yapısı çok güçlü. Yani hiçbir şey olmuyor düşünce. Bir metreden abi düşse bebeğe bir şey olmuyor yani. Tamam da biz bu adamın küçükken... cebi benim boyum. Abi dayı. Olur yine de yağmurlu kafas falan yağmurlu kafa. Biliyor musun? Bir şey olmadı. Gerçek mi? Doğru. Kafamı vurdum bir şey olmadı. Bana abi çok kişi abonelik göndermiş. Çok teşekkür ederim. Paris 711'e 100 bit gönderen çağırdı. 1 milyon 100 bin lira bütçem var. 4x2 manuel benzinli LPG'li bir jip önerim var mı? Abi valla 4x2 diyorsan 4x2'lerde bir tane var. Apple CarPlay istemiyorsun değil mi?
Alp'e bir tane aldık. Şu adamı, şu adamı bulülemeyin artık ya. Alp dayım ya. Ya bu adam var ya, hem hayat ortağı geliyor böyle sizle 8 saat orada bekliyor noterde. Hem de bir yılda taşşağını geçiyor baba. Böyle de galak bir adam. Abi taşşak ya. Yapmıyorum ki ben. Bu arada taşşağını geçiyoruz ama yakında 1 milyona da alamayacağız onu ha. Bağırız 10 telegramış abi. 2020 yılından beri seni izliyorum. Başarına devam ediyorum. Abim kız arkadaşımdan ayrıldım bugün. Beni yakın arkadaşı dediği çocukla aldattı. 4 yıllık ilişkim hiç oldu bugün. All my friends toxic. Ah lan. Ah lan. Bağırızcığım. Biz buradayız be kardeşim. Boş ver. Boş ver. Biz buradayız. Büyük geçmiş olsun diyeceğim ama belki de iyi olmuştur be oğlum. İyi olmuştur oğlum. Bırak ya. Bırak ya. 4 sene 5 sene fark etmez. Ben de yok mami. İnsanı tanımanın bedeli 4 sene değil yani. Bir ömür belki de. O yüzden 4 senede tanıdığına şükretmelisin bazen de. Hem yakın arkadaşını hem sevgilini bak. Mesela bir taşlı iki kuş. Kesme. Anmaz gop. Senin var ağzını sıçarım. Gerizekalı ya. Durduk yere kes çekti tilt oldum amına kodum. Senin var şey ağzına ya. Sıçarım bak. Allah Allah. Amcık. Donate kaçtı. Ahmet 10 telegram çakal çökerten abim iyi yayınlar demiş. Sağ olsun. Batu 15 TL'lik önermiş ki Ekrem iyi yayınlar. Geçen hafta kampanyada Hype Mega hazır sistemi sipariş ettim fakat hala hazırlanıyordu. Bu konuda bir yardımcı olabilecek var mı? Bir hafta ben oldu. Bir şey diyeceğim. Çağrı sana Discord'dan bir video gönderiyorum şimdi. Biz bu kadar panik yapma ya. Sakin ol ya. Tamam. Bu evlilik hani düşünüyorsun. Araba kırmızı falan ya onu söyle. Lafı geldi o yüzden ya. Abi Etiyopya'nın şimdi kargolamasından benim bir şeyim olamaz yani bilmiyorum ama herhalde bu aralar kargoya verilir diye düşünüyorum yani. Arp T5 Dögan'ın çağırdım selamları yayınlar. Aylardır şu anda masanın önünde duran kupa bardakta gözüm var lütfen bana göndermişsin lütfen. Aylardır şu an masanda duran kupa bardakta. Bunda mı? Bu katma kupa bardağı mı? Geçen sene değil 2 sene önceydi galiba. Geçen bana bunu Tuba gönderdi. Hediye yani. NNLG 100 bit göndermiş. Trendyol'dan abi sponsorluk bitti mi demiş. Trendyol.com atmış. Yo bitmedi. Favian TN5'te göndermiş. Bu zamana kadar pek sevgi düşünmüyordum ama dedemin vefat ettiği gün birisi yanımda oldu. Sevgili olduk sonra öğrendim ki uzun süreli ilişkisi varmış. Sadece arası açıldığı için beni yara bandı olarak kullanmış. Senin sayende yüzüm gülüyor demiş. Pardon işte hemen kapılmamak lazım. Hemen sarılmamak lazım belki de. Evlilik düşünür müsün? Evlilik düşünüyorum. Karşıma çıkan ilk insanla evleneceğim. Terefsiz haysiyetsiz. Yağmur. Niye Yağmur sövdün lan orada? Ya. Ercan dede niye? Niye bana sövdün abi? Ercan, yani. Ercan dede. Kötü bir şey mi demiş abi? Kız yuva kurmak istiyorum demiş Ercan. Şerefsiz haysiyetsiz diye girdi dayı. Bro ben bir önceki donate'de şerefsiz haysiyetsiz dedim ya. Yanlış anlaşılmasın. Yağmışıma yoksa... Hadi bu donate bana olmaz. 15 saniye geç geliyor yani. Delayla geliyor da. Ben burada Discord'da anlık duyduğum şeyi niye 15 saniye sonra tepki verebiliyorsun dede? Bro hani konuşuyorsun ya konuşmanın bitmesini bekliyorum. Hani böyle o cümlenin içine dalmayayım. Adamın konuştuğunu net bir şekilde yayıncılara aktarırsın. Helal olsun. Yani. Vallahi helal olsun. İşte bu adamda da bu var ya. Gerçekten bu. Afiyet olsun Ercan'ım bu arada. Eyvallah Rizka beraber olsun. Yakaladı amına koyayım yine bir yerden yakaladı ya. Sürekli yemek yok ya. Ne yiyorsun? Kuşbaşı kaşarlı. Valla ne var biliyor musun? Moruk. Kaju var. Ne? Kaju. Tostlu mısır var. Tamam, var. Her şey var yani kardeşim. Anladım Nezle mevzuyu ben. Yaşlı işleri. Bunu bir ama açtın yanına. Sen bir duvara tırmanmak isteyen. Ufak bir viski var yanımıza falan böyle. Ooo. Yaşlı işleri. Hayırdır gece mastürbasyon mu yapacaksın? Mami o yaşta biz duvara değil yani normal yürümeye oğlum, çalışıyor. Oğlum gibi sordun insan gibi. Mastürbasyon seti yapmış abin. Mert. Oğlum sen hasta mısın? Gerizekalı karaman. Bir de aşağıdaki külübe bakalım abi şu 67 bin izlene. Evet ben de ona gözüm paydım. Arkadaşlar Yağmur'un babası demiş ki ne zaman evleniyorsun artık evlen demiş. Nerede de şimdi söylüyorsun. Neden Yağmur? Burada biz bizeyiz ya. Ne dedi babam? Bir anlatsın. Hayırlı olsun Yağmur. Çok üstüme geliyorlar. Ya söyle bir anlat. Hepimize oluyor bu dayı. Anlat ya. Hepimiz Yağmur dayı. Dayı anlat be. Ya, yok dedim ki baba dedim. Odama dedim ses yalıtım yaptıralım. Siz dedim hani gülüyorum falan. O da gitti kocam mı yaptırsın dedi.
O dedi ki evlen kendi evine yaptırırsın. Oo. Bu ne demek? Bu ev benim evim demek. Sınırları çekmiş baba. Öyle zaten. Hiçbir anlamı kalmadı şimdi seninle evlenmenin. O ne demek ya? Çar abi iç güveysi düşün ya da. Evlilik düşünenlere söyleniyor. Villada oturuyor falan filan diye şimdi seninle evlenecek olanlara hani bu mesajı iletmek boynumuzun borcuydu. Başka villanız var mı Yağmur? Kardeşim sen evlisin deli olsun. Yok ben senin için soruyorum. Boşver. Var mı peki evlilik planı Yağmur? Yok şu an. Manitacılık var mı? Yok. Var yayında gördüm dün biriyle konuşuyordu. Yayında gördük ya Yağmur yalan söyleme. Kimle be? Benim ne haberim? Dün yayında klipleri de vardır kesin gördük. Hayır ya yok kimse. Villada yaşıyordu sabah okula pazara gidiyor. Yağmur o çocuk mu? Ha o çocuk. Yağmur var mı yok mu söyle biz bizeyiz ya burada. Yok. Baba var Yağmur'un dedin. Sevgilisi olsa var Çağrı var. Ya olsa söylerim yok. Kilimci bir tane sevgilisi var. Mesleği kilimci. Kör mü? Kör baba çocuk. Kör kilimci mi yani o anlamda? Çocuk kör abi ya. Peki ya ne olacak böyle sevgilin de yok. Yaşın da geldi artık. Yapacak bir şey yok. Kaderimiz böyle demek ki. Abi bu kaderimiz böyle deyip kenara çekilemezsin Yağmur. Benim daha yaşım erken ya. Nasıl erken ya? 34 daha... yaşına geldin. Koptum. Çağrı senin de yaşın geldi. Ben daha ben çocuğum. Oğlum sen geçen gün demedin mi? Oğlum ben çocuğum. Taşak geçiyoruz ama ben de evde kaldım galiba ya. Dedin sen de. Yağmur sen Çağrı. Ben öyle mi dedim? Büyük gösteriyorum. Evet bile, rakı içerken var. Ocak başında öyle dedin. Rakı içirtirsen bana öyle derim tamamına koyayım. Çağrı dedi ki dalga geçiyoruz falan ama dedi. Troll yapıyoruz ama dedi. Ben dedi evde kaldım herhalde evlenemeyeceğim dedin. Ne? Yok ya hallederik. Ben öyle bir şey dedim hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Sen gay mi oldun? Ne mi oldu? Dayım. Abi ben hiç öyle bir şey dedim hatırlamıyorum. Yavrum. Şu an uyduruyorsun gibi hissettim. Hayır uydurmuyorum dedin. Niye yalan söyleyeyim ki? Allah Allah. Ananım hatun 5 dakika kalıp Çağrı sadece kızları okuyor diyenlere sesleniyorum. Bir benim donayı tarihçi herkesinkini okudu. Demek ki sadece kızları okuyor lafı bir yalanmış. Artık söyleyemezsiniz ve ayrıca Çağrı sana kırgınım Çağrı Beyciğim demiş. Ananım hatuncum neden? Ben senin donetini şimdi gördüm. Daha bu ilk donetini. Aşağı kadar gittim baktım bütün donetlere. Orada başka bir donet yoktu. Çağrı sana uygunsa benim yani bir tane tanıdığım var. Kuzenim uzaktan. Teyzemin yani. Kendi teyzem değil kızı. Yani eğer okey dersen görücü ben sizi görüştüreyim. Hani ikinizi de severim. İkinize de güveniyorum. Nasıl bir insan? Kapalı. İyi yani huylu huyunda suylu suyunda seni gerçek yani çayı koyar. Zirve bir çay. Konya'da yaşamıyor. Konya'da yaşamıyor. Mersin'de yaşıyor. Zirve çay koyar sana. Harbi mi diyorsun? Ciddiyim oğlum. Vallahi bak. Aslında mantıklı. Eğer okey dersen. Çünkü ben sabah kadar yayın yapıyorum. Yayını kapatırım onu sabah namazına kaldırırım. Tek bir sıkıntı var. Noel dayı postlarını beğenmiş hepsini baba. Kahretsin ya. Olmaz kanka ya. Kusura bakma benim tek şeyim sınırım var. Tek sınırım yani o benim tek şeyim var. Salaksınız. Koptum. O da olmuyor. Öyle de olmuyor. Namaza kaldırırım diye bir de. Denesin oyduğu alıp tıfıt mı oynasan Yağmur? Ben tıfıtlı. Evlilik düşünür müsün? Evlilik düşünüyorum. Karşıma çıkan ilk insanla evleneceğim. Karşına çıkan ilk insana nasıl evleneceksin? O seninle evlenmezse. Ya bunu ne kadar özgüvenli söylüyor görüyor musun? Hayır o öyle değil. Lafın gelişi o. Ya o seninle evlenmezse. O evlilik çok zor bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Deli ol sen evlisin. Zor zaten ya. Kolay bir şey değil ki evlilik. Ama bak şöyle. Ben bir yerden sonra batmıyorum oğlum aynı. Bak Yağmur çok özgüvenli şekilde söylüyor bunu. Yani bir bildiği var bunu. Nasıl yani? Hayatımda biri var onun özgüveni mi var demek istiyorsun. Aynen. Yağmur kabul eder. Yağmur kabul ediyorsa bir date'e çıkabilirim. Evim arabam düzenli işim var düşünürse ulaşsın bana. Oo. Baba arabanın şu markasını maaşını falan da bir yaz. Ona göre. Yağmur'un kriterine. Erkek olsun.
Gerizekalı mı diyeceğiz? Ah lan, yayıncı 39 yaşında mı? Bak bak, senin... Allah, öyle ki benim chatim hep bana 39 diyorlar, 40 diyorlar. Ciddili yaşın kaç bu arada? Zencon. Dostum sen ilgilenme. Sana olan bir tanıdığım var mı? Satılık Tukson. 250. Eyeliner güzel olmuş. Yağmur. Teşekkürler Çağrı. Sağ ol. Ya Çağrı, Tukson'a takas düşünür müsün? 4, sadece 4 çarpı 2 Carplay olmayan düz vitesli bir arabayı düşünürüm yani. Başka hiçbir şekilde taşak geçme benden. Taşak ne baba? 6500 euro maaş artı Danimarka vatandaşlığı, bir de Tesla'm var şarjım. İlgilenir mi Yağmur şarjım? Yağmur siktir et, gel ben düşünelim beraber. Gel biz seninle oturalım yani, bir anladın mı? Yağmur düşünür mü? Siktir et amına koyayım. Mami, Karamani, bu hepsi düşünür bunları. Ben düşünmem bile, öyle diyeyim. Abi kaç yaşında araba altında araba oldu? Ney? Abi kaç yaşında araba altında araba oldu? Yani araba dedin altındaki arabaya. Nasıl yani? Yani iki tane araban oldu diyor. Kaç yaşında iki araban oldu diyor. Hayır hayır, diyor ki altındaki arabaya araba dediğim bir yaş vardır ya ulan, araba oldu işte şimdi. Hayır öyle demiyor. Altında ya, buna saçma bir şey oğlum. Altında... Arabanın altına araba almış mı? Babacım öyle derdi. Altında i̇şte araba ne araba, zaman altında oldu? Altında araba varken başka bir araban var mı? Hayır baba, araba ne zaman altında araba oldu? Ha, arabaya araba derim dedin. Arabaya araba almış mı diyor? Hayır. Hayır. Bir dakika şöyle, altın ne zaman araba oldu diyor. Altında hangi araba vardı? Hayır, onu demiyor. Altın var ya, fiziksel çeyrek. İlk araba dediğinde altında gibisinden. Araba. Dostum bir tane arabayı fazla yazmış. Araba ne zaman altında araba oldu gibi yazmış bence. Bu da çok basit soru ya. 28 ama hayır, yaşında hayır, araban sahip oldu. Ama hayır, Tiguan. Ne? Tiguan mı? Evet. Helal lan dayı. Bence büyük başarı bu arada. Hiç yani yaşında, aile yardımı yoksa 28. Bence büyük başarı. Yok. İyi, güzel. Tiguan, ilk arabam Tiguan. Ben ilk arabamı 2015'te almıştım. O zamanlarda ne? Öyle yayıncılık, reklamcılık falan, o işlerle ilgileniyordum. Güzel ödemeler geldi, biriktirdim falan derken hemen aldım bir tane araba. Krediyle aldım. Yalnız çok fazla kredi çekmemiştim. Bir 15 bin lira mı ne kredi çekmiştim. Bütün nakitimi vermeyeyim diye. Onu da ödedim. Onunla en son 2019'un sonunda bitmişti kredim işte. 2019. Sorması ayıp dayı, ne kadar almıştın o zaman? Kanka ne kadar almıştım Tiguan'ı biliyor musun o dönem? 65'e falan almıştım. Şaka gibi fiyatlar. Vallahi şaka gibiydi. Kağıt abi, Duan ben kavga ama ettim biliyor musun? Ne yaptın? Evet, Hasan tartışmış. Hasan kavga durumda etmiş bugün ve dövmüş. Ne? Bana bundan sonra, Hasan... bundan sonra şununla gezeceğim bir de ben. Hasan dövdün mü lan? Bravo Hasan. Kiminle kavga ettin lan Hasan? Nasıl oldu? Asgari ücret hatırlamıyorum ama dolar bayağı düşüktü ya. Dolar ne? 2018'de dolar kaçtı? 2018'de dolar 5'ti baba. 4-5 falandı yani. O dönemde almıştım. 2018'de 8 lirayla görmüştü sanırım. Tam o ara 5. 4.5-8 arası. Aynen. 4 küsürdü yani. 4-5 arasıydı yani. Araba piyasası da bu piyasalardaydı yani. Hani sıfır araba da alabiliyordun, 120 bin liraya falan vardı. 2018'in başları 3.5'muş hatta. 2015'de Golf 85 almışım da kazık mı yedim? Ben gittim. Arabayı gördüm. Ben başka bir araba alacaktım dayı normalde. Ne alacaktım biliyor musun? Kia alacaktım, Kia. Kia'nın Sportage. Ama Sportage değil. Sorento. Kia Sorento alacaktım. Ha, büyük eşek kadar olan. Daha büyüğü. O büyük eşek kadar arabada. Evet. Onun da ama yılı birazcık eskiydi. Yani düşük modeldi. Ama ben çok seviyordum Sorento'yu. Onlar da 45 bin lira falandı lan. 30 bin lira bile vardı yani Sorento'da. Hani çok yıkıktı yani. 45 bin lira, 50 bin lira falandı böyle Sorento'lar. Çok falan yakıyordu ama. Sonra bir gittim abi, Sorento'ya bakmaya gittim. Laps, bunu gördüm.
Dedim bu. İşte o yüzden ekstra orada hemen ayaküstü kredi çektim. Tak tak 15 bin liralık bir kredi kullandım. Nakiti verdim. Krediyle bunu aldım. Bayağı sarmıştı. 4x4 Tiguan bir de. 4x4'tü kanka. Yemin ederim var, tırmanıyordu arabaya her yere. İlk arabayı aldım, bindim eve, arabayla geldim falan filan. Çok güzel hissiyatlar tabii bunlar. İnşallah hepinize nasip olur arkadaşlar. Yani abi, gerçekten güzel güzel bir hissiyat. Kendi başıma gittim aldım bir de falan. O da keyifliydi yani. Anonim şey çok güzeldi evet ya. Pardon böldüm dayı. Çağrı Beyciğim ne de güzel söylemiş Teoman. Senden uzak kalsam da aylarca sesin kulaklarımda, kalbin sevdanda. Hep istedim ömrümle mutlu bir sonda. Ve eklemiş Şahat'ı ulusu mutlu son olması, mutlu sonsuz olsun. She said yes. Yes. Teşekkür ederim Anonim Artıncı. Çok sağ ol. Dualar eder insan. Sen ne diyordun kanka, sen söyle. Ben boş ver, arabayla ilgili ciddi bir şey söyleyecektim, sonra vazgeçtim. Sana bir foto attım o yüzden. Özellikle. Söyle ya, biz de ciddi. Hasan sen anlatıyordun be. Onu bir anlatsana, ben nasıl geldi. Ben bir şey istedim bir de. Onu da attım özellikle. Şu Hasan ayağına bir bakar mısın dayı? Ya bu şop. Şop mu? Ne ya? Ne abi? Çağırın. Ne ya kanka? Ne peki dayım? Bu ne peki dayım? Babacığım, ya benim bu ayağı ne yaptınız? Amına koyduklar. Senin ayak böyle dedin. Bir foto niye var ya? Niye çekildiniz abi? Baba bu benim İbo mu bu? Yok. Kim bu? İbo. Bu be galiba benim bu. Hasan'ın kafaya bir yaklaşsana Çağrı dayı. Bak abi, Hasan'ın suratına ne olmuş ya öyle? Hasan'ın yüzü öyle normalde ya. İbo'ya bak, İbo'ya ne olmuş? Oğlum Hasan'ın kolu ne kadar ince. Ne kadar ince. Oğlum Hasan, bu ne ya böyle? Kamera var lan. Botoks mu yaptın? İbo dudaklarına botoks. Telefonda kamera yetiyor mu kardeşim? 3 tane, 5 tane. Ah lan. İbo bu sen misin İbo? Benim herhalde abi. Birazcık uykusuz kalmış gibi ya İbo. Fazla saksadan bu dudak. Dudakların burası arası. Neresi? Kimin evi ya burası? Nuri'nin evi mi? Nuri'nin evindeydi. Bu ayaklar ne peki? Bende niye iki ayak var oğlum üst üste? Senin ayak terse dönmüş. Ben de unutmuşum onu Photoshop'larken orada. Unutmuşum diyor. Dur bir tane de ben atıyorum. Ya atmayın işte. Atma onu, atma. Ya. Ne atıyorsun, at bakalım. Onu bence sonraya sak. Birbirimizin fotoğraflarını atmayalım ya. Yok ya, ifşa değil. İbo beni yine atarsan var ya. Seninki bana sebebi lan Karaman. Hasan anlatsana bari ya bu boşlukta. Çok bu gerçek değil değil mi? Bu old old gerçek. Siktir lan gerçek. Sen önce böyleydi Samet abi. Küçüklüğü mü bu? Evet. Surat hep böyleydi. Oğlum yok, sadece bu Photoshop boyattı. Ya. Bu Photoshop sikerim bana. Photoshop. Yok yok. Çağrı Photoshop mu çocukluğu mu? Allah aşkına samimiyet. Kanka çocukluğu. Burada Kur'an kursuna gidiyor. Lise 3 falan. Bu ne lan? Perfect'e ezberlemiştim abi ben bunu. Incredible Bride's the perfect fit. Ben bunu en az 300 kere izlemişimdir. Oğlum tamam yeter, hayvanlığını sapıklığını bu kadar göstermek zorunda değilsin ya. Allah Allah. Bu kadar da izlenir mi ya? Bunu en fazla 50-60. 63'te 64'te bırakacağım bunu. Incredible Bride's the perfect fit. Ya sen nesin be abla? Harbiden sen nasıl bir şeysin ya sen? Ne kadar güzel lan sesi. Ya sesi güzel ha. Amcık sanatsal mı yaklaştın? Ne? Derdin mi senin? Ne kadar güzel ya sesi. Çağrı bak chatte bir simgenin paketi falan dönüyor, onu bir açsana. Onu açmayayım. Neymiş kanka, onu hiç açmayayım. Yeni paketini açmak istiyor ne demek ya Çağrı? Vallahi bilmiyorum. Ya FIFA'da paket açılımı açsana var ya. Açsana ya onu. Beraber paket açalım hesabı. Abi. Yapmayın. Oh.
Kanada'da yabani bir kartal küçük... Kanada'da yabani bir kartal... Bu ses tonu ne ya? Kanada'da yabani bir kartal... Kanada'da... Ramizay gibi konuşuyor. Çocuğu kaçırmaya kalkıştı. Olay an be an kameralara yansıdı. Amına koyayım, kaçırıyormuş şu an aslında. Dehşet dolu anlar dün ülkenin ikinci büyük şehri Montreal'deki parkta yaşandı. Bölgenin üzerinde uçan yabani... Şuraya bak, evden şimdi parka gidiyorsun, dikkat et kartal alması, kapmasın diyorlar. Kartal yerde oturan bir çocuğa doğru dalış yaptı. Pençeleriyle avını yakalayan vahşi kuş şaşkına dönen çocuğu havaya kaldırdı. Çevredekilerin şaşkın bakışları altında bir süre çocuğu havada sürükleyen kartal ağırlığa dayanamayınca avını yere bıraktı. Görüntüyü çeken kişi de kartalın beklenmedik bu hareketini görünce çocuğa doğru koşmaya başladı. Baktayı çocuk 10 metreden düşüyor, hiçbir şey olmuyor. Çocuğu kaçıramayan kartal hızla uçarak olay yerinden uzaklaştı. Korku ve paniğe kapılan çocuğun ağladığı görüldü. Allah Allah. Olaya bak abi, kartal almış götürmüş ya çocuğu. Hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz. Ve videoyu beğen. Yaranıyorlarım.